Uhud gününde sahabenin neredeyse yüzde sekseni Peygamber aleyhissalatu vesselamı müşriklerin arasında terk edip bırakıp kaçtılar. Doğru mu? Allah cihad edenleri doğru yola ulaştırır. Hadi bakalım gelin anlayın bu meseleyi. Allah nasıl cihad... Yani sahabe yüzüstü bıraktıklarında Allah onları doğruya mı hidayet etmiş oldu? Hüde, e, hende şey gününde, e, Huneyn gününde Sahabenin büyük bir çoğunluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı müşriklerin ortasında bıraktılar. Ondan sonra kaçtılar. Allah cihad edenleri doğru yola mı ulaştırıyormuş kardeşler? Mekke'nin fethinden sonra Huneyn'de adamın bir tanesi Peygamberimize geldi. Mücahitlerden bir tanesi. Adaletli ol ey Muhammed dedi. Adaletli ol. Yani sen bu taksimatı adalete göre yapmıyorsun. Biz şimdi diyeceğiz ki Allah Azze ve Celle bu mücahidi hidayete mi erdirmiş diyeceğiz kardeşler. Ensar'ın gençleri dediler ki Peygamber kendi akrabalarını gördü, bizi unuttu. Peygamber kendi akrabalarını gördü, bizi unuttu dediler. Şimdi biz ne diyeceğiz burada kardeşler? Diyeceğiz ki Allah azze ve celle bunları hidayet etmiş. Biz de peygamberi eleştirebiliriz. Çünkü cihad edenleri Allah doğru yollarına ulaştırıyor mu diyeceğiz beraberinde. Allah muhafaza. Demek ki bu ayetten ortaya çıkan anlayışı kitaba ve sünnete arz etmiş olduğumuz zaman bu anlayışın batıl bir anlayış olduğunu, yanlış bir anlayış olduğunu size söyleyeyim. Tabi kardeşler bunu vakaya vurduğumuzda da böyledir. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Hepiniz Abdülkadir İbni Abdülaziz'i tanıyorsunuz. Abdülkadir İbni Abdülaziz'i tanımayan var mı? Yok. Abdülkadir İbni Abdülaziz bu adamların bundan beş sene önce bayrağıydı. Beş sene önce Abdülkadir İbni Abdülaziz dediğinde saygı duruşuna duruyorlardı. Niye aynı ayetle? Allah cihad edenleri doğru yola ulaş. Şu anda da lanet okuyorlar. Şu anda onun hakkında söylediklerini size burada aktarsam aklınız durur. Ama ben şaşırmıyorum. Çünkü bir kavme olan sevgisinde aşırı olan insanlar bir kavme olan buğzunda da beraberinde aşırıdır. Abdülkadir İbni Abdülaziz ne dedi kardeşler? <laughs> Zaten hani ben şunu da söyleyeyim size ee, hani bu bu kavmin e, adalet konusunda ciddi problemleri var. İnsaf konusunda ciddi problemleri var. İnşallah ders yani dersler arasında bunların örneklerini kendi kitaplarından da aktaracağım beraberinde. Abdul Kadir İbn Abdülaziz cezaevine girdi. Cihad eden bazı bakın cihad eden herkeste değil Cihad eden bazı insanlarla alakalı. Hatta bir tane insanla alakalı bazı olumsuz şeyler söyledi. Bizi ilgilendirmez. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Onun bileceği bir şey. Allah hesabını Allah'a verecek. Doğruya hakka şahitlik etmişse ecrini almıştır. Yalan söylemişse de kıyamet gününde vay onun haline. Bunlar hemen dediler ki bu içeride mürtet oldu. İstihbarat servisleriyle beraber çalışmaya başladı. Akidesini değiştirdi. Hatta efsaneler de uydurdular. Müslümanlara işkence yapıyormuş. İşte polislerle beraber Müslümanlara eziyet ediyormuş falan. Hikayeler de uydurdular beraberinde. Abdülkadir İbni Abdülaziz cezaevinden çıktı. Dedi ki 1920'den beri cihat bütün dünyada farzdır. Ülkeleri yöneten bütün insanlar tağuttur. Oy, mürsi de kafirdir. Mürsi'ye oy verenlerin hepsi de beraberinde kafirdir. Hatta spiker şaşırdı. Ey şeyh dedi Mürsi'ye 45 milyon insan oy veriyor. Dedi ki 100 milyon insan da oy verse fark etmez. Çin'de bir buçuk milyar insan var. Fakat bu onların çok olmaları onların kafir olmalarına engel değildir diye. Ve dedi ki ben cihat konusunda da fikrimi değiştirmedim. Cihat farz, farzdır, farz aynıdır. Fakat sahada cihadı temsil eden bir iki tane adam arızadır dedi. Bu adamlar yanlış bir siyaset izliyorlar dedi. Ümmetin gençlerini yanlış bir şeye çekiyorlar dedi. Bitti. Fakat adam gene kendini kurtaramadı. Şimdi biz aynı kavmin mantığına göre bu olayı nasıl anlayacağız? Abdülkadir İbni Abdülaziz'i birinci döneminde mi Allah hidayet etmişti? Yoksa ikinci döneminde mi Allah hidayet etmiş? Yoksa haşa sizin inandığınız Allah cihad edenleri bir dönem hidayet ediyor. Ondan sonra bir dönem kendi vaadinden geri kalıp onları saptırıyor mu? Nasıl anlayacağız bunu kardeşler? Bunu anlamamızın yolu yok. Çünkü ayetin konuyla bir alakası yok. Yani zikredilmiş olan ayetin konu ile uzaktan ve yakından bir alakası yoktur. Ayrıyeten kardeşler bakın aynı adamlar, aynı adamlar. Afganistan'da kiminle beraber savaşıyorlar? Taliban'la beraber savaşıyorlar. Taliban'ın bir kısmı maturididir. Maturididir. Bu adamlara gidin sorun. Maturidilik nedir? Size diyecekler ki maturidilik bidattır. Maturidilik ne? Bakın o adamlara sorun diyorum ha. Maturidilik nedir? Size diyecekler ki maturidilik bidattır. E şimdi Allah Afganistan'da cihad eden dağın bu taraftakilerini hidayet edip bu taraftakilerini hidayet etmiyor mu sizin mantığınıza göre? Onlar da cihad ediyorlar. Eğer öyleyse onlar da hak güzeldir. Gidin sorun. Mesela Filistin'de iki grup var. Biri Hamas'tır. Bir tanesi de işte Selefi gruplardır. Allah yolunda cihad ediyorlar. Hamas daha önce biliyorsunuz Müslümanların mescidini bastı. İbn-i Teymiye mescidini bastı. Cuma hutbesinde Müslümanları katletti, şehit etti inşallah öyle inanıyoruz. ondan sonra geri döndü. şimdi Allah, Hamas sizden daha eski mücahittir. Hamas cihat ettiğinde siz daha sokaklarda top oynuyordunuz. İhvan cihat başlattığında siz daha cihadın ne olduğunu bilmiyordunuz. Siz cihadın bilgisayar oyunu olduğunu veya Atari oyunu olduğunu zannediyordunuz. İhvan cihat başlattığında. Fakat size sorduğumuzda ihvanın hükmü nedir? Onlar demokrattır, Onların İslam diniyle bir alakası yoktur. Onlar sapıktır diyorsunuz. E hani Allah cihad edenleri hidayet ediyordu? Sizin mantığınıza göre Hamas'a da şey yaklaşmanız lazım. Şu anda sahada mesela kardeşler, şu anda Suriye'de işte bir tarafta muvahhidler var, tevhid akidesi var. Öbür tarafta biz aşırılıkla savaşıyoruz derken aslında tevhid davetine savaş açmış zındıklar zümresi var. Onlar da cihad ettiklerini söylüyorlar, bunlar da cihad ettiklerini söylüyorlar. Hangisini Allah hidayet etti? Bu mantığa göre Allah Azze ve Celle ikisini de hidayet etmiş ve hidayet olmuş. Aynı konuda birbirini öldüren adamları Allah Azze ve Celle hidayet etmiş olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Bunu niye anlatıyorum kardeşler şundan? Ayetin nuzul olaraktan konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Siyak sibak olaraktan ayetin konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ayeti Kur'an ve sünnetin genelini arz ettiğimizde ayetten çıkan sonucu konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ayeti kavmin kendi akıllarını arz ettiğimizde konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Yani onların kendi uygulamaları da bu ayetten böyle bir şey anlaşılması gerektiğine inanmadıklarını açık bir şekilde zaten gösteriyor. Ondan dolayı kardeşler hakkınızı helal edin. Hani biraz da uzamış da olduğu şeyimiz dersimiz beraberinde. Şunu anlattım. Hani konuyu toparlayacağım inşallah en son olaraktan. Müslümanların usulü kendilerine güncel bir konu arz olduğu zaman veya herhangi bir konu geldiğinde önce Allah'ın kitabına bakarlar. Allah'ın kitabında bulamaz iseler Resulünün sünnetine bakarlar. Ondan sonra icmaya bakarlar. Herhangi bir konu olduğunda alimlere başvurmayı önceleyen ümmet Yahudi ve Hristiyanlardır. Onların da ne hale geldiğini zaten anlattım bu ümmetin içerisinde de birilerinin onlara muhakkak tabi olacağını Peygamber aleyhissalatu vesselam zaten bize bildiriyor, bize anlatıyor kardeşler. Ve en son olarak da yani günümüzde özellikle yani ben 2008'den beridir bunu biliyorum veya öyle söyleyeyim. 2008'de bir defa bu pişirildi, gündeme sunuldu, tutmadı. Şimdi bir daha 2013'ün sonunda bir daha pişirildi, tekrardan şeye sunuldu. Rabbani alimler var, cihat alimleri var. Biz bunlara rücu etmemiz lazım bunların fetvalarının dışına çıkmamamız lazım gibi bir şey var. Bir anlayış var. Delil de ayet var bu konuda. Allah cihad edenleri doğru yola ulaştıracaktır diye. Anlattığımda da Allahu alem şey olmuştur, anlaşılmıştır zaten. Böyle bir ayetin konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Doğal olarak biz bundan sonra işleyeceğimiz konuları anlatırken bunu bir usul olaraktan kabul edin kardeşler. Önce kitaba bakacağız, sonra sünnete bakacağız. Orada bulamaz isek eğer alimlerin icmasına bakacağız. Orada bulamazsak da herkesin görüşü bu konuda eşittir. Yani bütün alimler hiçbirinin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Hepsi bu konuda birbirine eşittir diyeceğiz.